Ekonomi Gazetesi heyeti olarak bugün Kahramanmaraş'tayız. Karacatüsü Tekstil'deyiz. Size hemen arkamdaki çadırları göstermek istiyorum. Arkamızdaki çadırlarda Karacatüsü Tekstil'in aslında koordinasyon merkezi var. Çünkü hemen önümüzdeki bina şu anda siz göremiyorsunuz. Tavanı çökmüş durumda, levhaları çökmüş durumda. Hemen yanımızda Karacatüsü Tekstil'in son kuşak temsilcisi Burak Orhan Arifioğlu var. Biraz buradaki durumu kendisinden öğreneceğiz. Burak Bey, evet canlarımızı kaybettik bir taraftan, yastayız. Bir taraftan da sanayi tesislerimizi, insanları buralarda tutabilmek için nasıl ayağa kaldırırız diye düşünüyoruz. Biraz buradaki durumu anlatabilir misiniz bize? Tabii. Öncelikle ekonomi ekibi olarak hoş geldiniz. Keşke daha iyi bir zamanda sizi, daha öncekilerde olduğu gibi daha iyi bir zamanda karşılayabilseydik. Ya şöyle, şimdi bura gerçekten oluş şekli olarak bilmiyorum ama sonuçları itibariyle gerçekten bu ülkenin yaşadığı bir asrın felaketi durumu var burada. Evet. Şehrin içinde 600 bin kişi yaşıyordu. Şu an duyduğum kadarıyla ne kadar doğru ne kadar yanlış bilmiyorum. 100 bin civarı bir kişi yaşıyor ve Kahramanmaraş esasında sanayisinden bayağı beslenen bir şehir. Yani bu giden 500 bin kişinin minimum %80'i belki %70'i bilmiyorum sanayiden beslenen insanların bulunduğu bir insan topluluğu. Şu an bu insanlar benim 3 hafta önce Kahramanmaraş'tan çıkarken gördüğüm şehrin silüetinden çok farklı bir şey görecekler geldiklerinde ve o gece yaşadıkları travmalar, o işte gerilim filmi gibi müziği bakacaklar, hissedecekler ve buraya döndüklerinde bunun travmasından belli bir süre çıkamayacaklar. Doğru. Biz deprem olduktan sonra bir hafta boyunca Kahramanmaraş'ta ciddi bir, çok büyük bir afet olduğu için insanlara yardım ulaştırma görevi vardı. Biz dernek olarak bununla ciddi oranda ulaştık. İşte İsmail kardeşimle hemen beraber. Onu da not edelim istiyorsanız. Kahramanmaraş Sanayici ve İş Adamları Derneği'nin de, İş İnsanları Derneği diyelim artık, yönetim kurulu başkan yardımcısı. İlk bir hafta boyunca bununla uğraştık. İsmail de kendine gelince ne olur kendinin sıfatını orada tabir etsin. Ondan sonra biz yavaş yavaş şoku atlatmaya başlayınca şeye baktık hakikaten. Tamam, işletmeler ne oldu? Çünkü ilk bir hafta boyunca şunu söyleyeyim. Şu an burada gördüğünüz insan topluluğu içerisinde, insanların içerisinde ailesinden, çevresinden, akrabasından insan kaybetmemiş bir tane bile insan yok. Bunun travması bizim üstümüzde yıllar, belki asırlar boyunca kalacak. İşletmelere geldikten, baktıktan sonra şeyi fark ettik. Yani şu an çok sağlam bir şekilde dizayn edilmiş, çok sağlam bir şekilde olması amaçlanan işletmelere deprem öyle bir zarar vermiş ki işte aylar, belki bazı için yıllar içerisinde tekrar işletmeye faaliyete geçirme imkanı yok. Evet. Ciddi bir göç olduğu için de hem insanları buraya toplayıp bir şey yaptırmak zor ama ben bunu şey olarak söylemiyorum. Yani insanların barınacak bir yeri yok. Tabii ki şehir dışına gidecekler. Ama yavaş yavaş insanlar geliyor. Biz elimizdeki insanlarla beraber burayı ayağa kaldırmaya çalışacağız. Bu hayalet şehir silüetinden çıkartacağız ve hakikaten burada çok büyük bir felaket var. Durum da iyi değil. Bunu açık konuşmak lazım. Ama biz elimizden geleni yapıp 100 yıl önce Kahramanmaraş şehir dışından, ülke dışından herhangi bir yardım almadan burayı kurtardı. Şimdi de o sıfatı hak etmek bizim bizim sıramız galiba. Evet, biz Cumhuriyet'in 100. yılında başka planlar, başka projelerle Maraş yatırımları büyütecekti. Şu anda belki yaralarını saracak 100. yılda, 100 yıl önce olduğu gibi. Aslında ben İsmail Bey'e geçmeden önce hemen birazcık da buradan bahsetmek istiyorum. Hı hı. Burada bir koordinasyon merkezi kurmuşsunuz ve zannedersem çalışanlarınız da buradaki çadırlarda kalıyor. Çünkü barınacak yerleri yok şu anda. Bu süreci nasıl yönettiniz? Ya şöyle, ilk başta tabii ki dediğim gibi ilk bir hafta boyunca insanların bir zararının bilançosunu çıkartmakla uğraştık. Buraya gelip çalışabilecek durumda olan ve ailesini güvende olan insanlar için biz burada bir çadır desteği sunabileceğimizi söyledik. Bu çadırlarda görüyorsunuz şu an 3 tane çadır var. Bu sağda gördüğünüz beyaz çadır da bizim hem yemekleri yaptığımız hem çay, kahve gibi dağıtımları yaptığımız yerler. Şu an burada 128 kişi var. Yaklaşık bu çadırlarda şu an 60-70 kişi akşam boyunca konaklıyor. Sabah tekrar burayı kaldırmak için işe koyuluyorlar ve şunu söyleyeyim, gerçekten bunu çok açık yüreklikle söylüyorum. Pazartesi günü biz burada bir toplantı yaptık.
işte burada olan çalışanlarımızla beraber gerçekten çok duygusal bir şeydi. Çünkü insanların gözünde şey görüyorsunuz, tamam hadi burayı artık ayağa kaldıralım diye ve evini yurdunu bırakıp insanlar eşini çocuğunu bırakıp buraya gelip hakikaten burayı bir ayağa kaldırma çabası içerisindeler. Evet. Büyük bir kısım da şu an bu çadırlarda konaklıyor. Evet. Ben de bir tespitimi söylemek isterim. Biz buraya geldiğimizden beri bütün görevli arkadaşlar yine üniformalarıyla birliktelerdi. Bize çay ikram eden abimiz de aşçı üniformasıyla birlikte disiplinli bir şekilde giyinmiş ve çayı her zaman sanki biz normal bir hayatta devam ediyormuşçasına bize ikram etti. İnsanların bu işlerini titizlikle yapması da çok duygulandırıcı bir taraftan. Müsaade ederseniz ben biraz İsmail Bey'e de dönmek istiyorum. Hem kasiyattaki göreviniz hem de bir taraftan tekstil dedik, bir taraftan Maraş'ın en önemli sektörlerinden biri metal eşya, mutfak eşyaları sektörü. Dolayısıyla sizden de bu alanda bir durum tespiti rica edeceğiz. Tabii. Şu an bulunduğumuz bölge Antep yolundaki sanayi bölgelerini ağırlıklı olarak görmüş oluyoruz. Antep yolu ve Adana yolundaki bölgeler çok daha ağır hasar aldı. Bizim tesisimizin konuşlu olduğu Kavlaklı OSB bölgesi nispeten daha hafif hasarlarla atlattı ama hafif dediğim hasarda dahi 6 aydan önce faaliyete geçebilecek tesis olduğunu zannetmiyorum pek. Acaba kendinizi de tanıtabilir miyiz? Ben İsmail Dinçer, Has Cevher grubunda çalışıyorum. Genç Kasiyat Başkanlığı görevini yürütüyorum. Bugün 19. gün zannederim. Son birkaç gündür sakin bir şekilde bu konuları konuşabiliyoruz. Tabii ilk günlerde böyle olmuyordu. Önce bir yaşama savaşıydı. Yaşama savaşını geçtikten sonra barınma ve gıda, sağlık, hani temel ihtiyaçları çözmeye çalıştık. Tamamen çözülebilmiş olmasa da mesafe kat edildi buralarda. Şu an işte dernektir, şirkettir, son birkaç gündür bu kimliklerimizi ancak hatırlayabiliyoruz. Bu kimliklerle, bu şapka altında bakınca da bizim işimizin nasıl sürdürebiliriz buradaki yaşamı olduğunu fark ediyorum ben. Çünkü yani amiyane tabirle taşıma suyla bu değirmen dönmez. Devletimizden de milletimizden de çok büyük yardımlar aldık. Minnettarız. Ama aylarca bu yardımlarla geçinmek değil, bir noktada kendi kendimize geçimimizi sağlayabilecek şekilde çalışmak zorundayız, üretmek zorundayız. Bu üretimin sürekliliğini sağlayabilmek için barınma, Orhan Bey'in de söylediği gibi önemli bir noktası. Ama barınmayı açtıktan sonra da şirketlerimizin nefes almasını sağlamak zorundayız. Depremin sadece fiziki yıkıntısı değil, insanlar üzerinde psikolojik boyutları var. Toplum üzerinde sosyolojik boyutları var. Şirketler üzerinde de finansal etkileri oluyor ister istemez. Bunları dikkate almamız lazım. Bunlarla ilgili yardım ihtiyacımız mutlaka olacaktır. Zaten bir devlet programı açıklandı ve farklı maddelerle de açıklanmaya devam edecek zannederim ama bu tesislerin ayakta kalması lazım ki insanlarımızı yardım alır noktadan çıkarıp normalleştirebilelim. Evet. Maraş zaten ihracatıyla göz dolduran bir şehir. Umarız bundan sonrası için de öyle olacak. Sizden de acaba neler yapılabilirle ilgili mesajlarınızı alabilir miyiz? Ya şöyle, ya bence burada neler yapılabilirin şeyi yok. Yani bir öncelik sıralaması yok. Birinci seviye yapılması gereken, ikinci seviye yapılması gereken, üçüncü seviye yapılması gereken şeyler var ve bunlar bir sepet halinde. Ama bunların sepet halinde işte ben şunu yapılsın, bu yapılsın desem de biri eksik kalacak. Ama ben burada şunu söyleyeyim. Burada gerçekten sanayide bir afet var. Yani bunun net bir şekilde adının koyulması lazım. Bugün Kahramanmaraş'ta, yarın eski kapasitesiyle, yani 5 Şubat'taki kapasitesiyle çalışabilecek firma neredeyse yok. Bu yüzden Türkiye Cumhuriyeti'nin bugüne kadar gördüğü en büyük afetlerden biriymişçesine, yani bu asrın felaketi deniyor ya, asrın felaketiymişçesine bir şefkatle buraya bir yardım getirilmesi lazım. Bizim hepimizin kredi ödemeleri var. Bizim hepimizin SGK ödemeleri gelecek. Bizim
son 2 yılda 3 yılda yaptığımız yatırım hamlesi var ve bu yatırım hamlesinde yani yeni koyduğumuz sıfır makineler şu an çalışamayacak durumda. Kimi de göçük altında. Bunların ödemeleri var. Yurt dışından kredi alan firmalar var. Bunların ödemeleri var. Bunların hepsine böyle bir detaylı bir şekilde bakılıp ilerlenmesi lazım. Ve yani Kahramanmaraş'ın, ben bunu ısrarla söylüyorum, büyük bir şefkate her alanda ihtiyacı var. Burada ödemelerinden tutun da işte kıdem tazminatları vesaire, devletin bizim bir şekilde yanında olması lazım. Beni buradaki herkes az buçuk bilir. Ben kendi göbeğini kendi kesmek isteyen bir insanım ama Kahramanmaraş'ın kendi göbeğini kendi kesebilecek bir durumu yok burada. Yani çok ciddi bir felaket atlattı. Ben böyle bu çatı altında söyleyebileceğim şey. Yoksa işte 5 yıl ödemesiz 10 yıl vadeli kredi, evet söyleyebilirim ama bunun ötesinde yapılması gereken şeyler var. Çok ciddi bir yol haritası hazırlanması, evet, lazım her bakımdan. Bizim ekonomi ekibi ne de mikrofon uzatmak istiyorum. Yönetim Kurulu Başkanımız Hakan Bey arzu ederse. Şöyle söyleyeyim, Fatih Bey yanımda kalın çünkü biraz sizin de içinde yer aldığınız, sizin de katkınızın yüksek olduğu bir konudan da bahsetmek istiyorum. Şimdi bir yandan da bunu belki küçük bir ayrıntı olarak görülebilir ama biraz önce, daha önce videosunu da izlemiştim ben, Orhan Bey göndermişti. Sizin önemli bir inovasyonunuz var. Bu inovasyon tam da zamanın ruhuna da uygun bir inovasyon. Atık suyu çok ciddi şekilde azaltan, ipliğin boyanması esnasındaki atık suyu kullanılan suyu çok azaltan bir inovasyon. Onun ilk nesil halini görmüştük. Siz sonra onu daha da geliştirdiniz. Sadece şunu söylemek istiyorum. O makine diğer Avrupalı önde gelen ve güvenilir makineler burada birçoğu yerlerinden oynamışken, hasar, ciddi hasar görmüşken, o makinede fazla bir şey yok benim gördüğüm. Öyle sapasağlam duruyor. Belki hani Kahramanmaraş'ın bizim neler yapabileceğimize ilişkin de eğer odaklanırsak, eğer üzerinde gereğince durursak neler yapabileceğimize de bir örnek olduğu düşüncesiyle o konudaki hikayeyi belki biraz bizimle paylaşmanızı, tabii, isteyeceğim. Öncelikle tüm milletimize geçmiş olsun diyorum. Şehrimize geçmiş olsun diyorum. Şimdi biz gerçekten büyük bir afet yaşadık. Yani aslın afeti denilebilir. Binalarımızda belki büyük hasarlar yok ama makina ekipmanlarımızda çok büyük hasarlar var. Ya makineler yerinden oynamış. Bazı videoları izliyoruz. 15 santim, 20 santim zıplayarak kaymış. Sağa giden var, sola giden var. Çünkü 101 saniye süren kamera kayıtlarında bir hareket izliyoruz. Tabii bahsetmiş olduğunuz makineyle ilgili gelişmeleri incelerken biz teknik açıdan, statik yönden, dinamik yönden nelerle karşı karşıya kalabiliriz? Bunların hesaplarını yaptık. Makine üzerindeki titreşimleri aletlerle inceleyerek statiklerimizi geliştirdik. Bu makinenin statik hareketlerde bir titreşime tabi kalmaması için, sonuçta biz deprem bölgesindeyiz ve bu depremler dönem dönem, işte 2.3, 2.5, 3.5 gibi dönem dönem yaşadığımız titreşimler vardı. Bu titreşimlerde geliştirdiğimiz inovasyona zarar vermesin diye o boyama teknolojisinin hatalarını, yani tolerans sınırlarını belirlemek için makineye bir titreşim yüklemesi yaptık. Bu titreşimlere esas olarak da makineyi yere sabitleme ile ilgili çalışmalar, statik ve dinamik hareketleri inceledik, bir sabitleme yaptık. Makinamızı o sabitlemeden dolayı yere basan pabuçlarında herhangi bir hareket yok. Hatta öyle bir bazı pabuçlarda görüyoruz, beton yüzeyinden beton talaşını kaldırmış ama kendisini kımıldatmamış. Yerinde maşallah duruyor. Ya maşallah, ekibimiz bu dinamik ve statik hesapları, tabii bir de bizim üniversitede, Sütçimam Üniversitesi'nde bir hocamız vardı, danışmanımız. Onun da katkılarıyla bir statik hesaplaması yapmıştık. Şimdi bizim binalarımıza baktığımız zaman çelik konstrüksiyonun olduğu yerlerde bir statik hareketler kendi görevini yerine getirmiş, dinamik hareketleri de dengelemiş. Ama beton halme binalara baktığımızda statikler dinamikleri koruyamamış. Yani statik üzerine bir şey inşa ettiğiniz zaman dinamiklerin karşısında da kendisini koruması lazım.
dinamiklere dikkate alınması lazım. Binalarımızda da bunu görüyoruz. Avrupa'dan tedarik ettiğimiz makinelerde de bunu görüyoruz. Dinamik hareketleri dikkate almayan makine firmalarının ürettiği makinelerin tamamı yerde. Ama dinamik hareketleri dikkate alan firmalarınkilerde bir kısmı ayakta, bir kısmı yerinden kaymış, bir kısmı yatmaya meyilli. Önümüzde yani 3 ay ile 9 ay gibi bir sürede bu makineleri eski yerine tekrar getirmeye mücadele edeceğiz. Çok kolaylıklar diliyorum. Çok bunu anlatmanızı özellikle istedim. Çünkü aynı zamanda eğer doğru düşünceyle hareket edildiğinde ve ne yapılması gerektiğine odaklandığında hiçbir zeka sorunumuz olmadığı, hiçbir beceri sorunumuz olmadığı ortaya çıkıyor. Yeter ki doğru işleri yapmasını bilelim, sizin yaptığınız gibi. Çok teşekkür ediyorum. Ben teşekkür ederim. Ekibimizden genel koordinatörümüz Vahap Munyar'a da söz vermek istiyorum. Teşekkürler. Aslında konuyu açtığı iyi oldu Hakan Güldan. Gerçekten şimdi ben şeyi merak ediyorum. Açıkçası mesela Avrupa firmaları belki hesaplamayı o kadar yapmayabilir, ince davranmayabilir ama acaba Japon makinalarında ne oldu? Buralarda Japon makinalarının yoğunluğu neydi? Onunla ilgili bir cevap alırsam çok sevinirim açıkçası. Ya ben bu konuyu şu şekilde gözlemledim. Yani Almanya Avrupa üretimi yapan firmalarda büyük fay hatları olmadığı için belki bu konu incelenmemiş olabilir dinamik açıdan. Ama bir Japon firması bunu dinamik açıdan incelemiş. Şirketimizde bulunan bir Japon firmasının makinası 3-4 santim gibi bir kayma yaşamış. Neden? Onlar da çünkü zemine makinayı bağlamışlar. Dinamik hareketleri inceleyerek bir sabitleme görevi yaptırmışlar. Bir Japon firmasının makinası Avrupa'dan gelen makinelere göre daha az hasarlı görünüyor şu an. Teşekkür ederim. Teşekkür ederiz. Yani en kısa sürede mühendislik ve akıl konuşmaya devam etmek zorundayız. O noktada bizim yayın kurulu başkanımız Şeref Oğuz'un çok ciddi uyarıları vardır. Kendisine mikrofonu uzatıyorum. Teşekkür ederim. Yani matematiğin girdiği ve disiplinin girdiği binalarda, makinalarda ayaktayız. İhmal ettiğimiz konularda deprem bunun bize karşılığını veriyor. Zaten en iyi yapı denetim şirketi depremin bizzat kendisidir. Ben şunu da merak ediyorum. Şimdi buradaki sanayinin binalarından ziyade makineleri büyük sıkıntı, yaralı makinelerin ayağa kaldırılması için nitekim bir özel gayret, belki de kamudan bir destek de gerekecek ki çünkü onlar insanlar ancak bu şekilde normalleşecek ama bir şey daha var. Bina, makine fakat insanların tekrar normalleşmesi ve istihdamın yeniden devam edebilmesi için acil alınması gereken tedbir nedir ve siz neler aldınız? İsmail sen cevap verir misin? Acil alınması gereken tedbirler öncelikle burasının insanların aileleriyle birlikte yaşayabileceği bir yer haline getirmek. Şu ana kadar konteyner kentler yavaş yavaş oluşturuluyor. Çadır kentler oluşturuluyor. Bizim planımız mümkün mertebe kendi şirketlerimizin bahçelerinde sonrasında da organize sanayi bölgelerinin içerisinde yaşam alanları oluşturmak. Tabii burada aile faktörü biraz öne çıkıyor. Bazı insanlar ailelerini şu an bu bölgeye getirmek istemiyor. Gayet doğal, anlayabiliyorum. Buranın o yüzden vurguladım. Aileleriyle birlikte yaşanabilir bir hale getirilmesi, normalleşmesi lazım. Barınma bunun ilk adımı. İkinci adım olarak tabii bizler sanayici olduğumuz için sanayi temelli konuşuyoruz. Şehrin de ekonomisinin en büyük kısmı sanayi. Fakat bizim küçük esnafımızın da işlerinin başına dönmesi lazım. Lokantalarımızın, restoranlarımızın çalışması lazım. Şehir dışından gelen insanları barındırabilecek, maalesef malumunuz otellerimizin de bir kısmı yıkıldı. Geçici misafirhaneler oluşturabilmemiz lazım. Mesela makinalarla ilgili montör getirmekte zorlanıyoruz şu anda şehre. Ne kadar yaşanabilir olursak aslında bunlar birbirine bağlı şeyler. Ben bu konuda birkaç şey söyleyeyim. Yani şu an Kahramanmaraş'ta her şeyin ötesinde siz de bugün gördüğünüz fonksiyonel bir hayat yok.
Yani yeryüzü resmen bizden hınç almış durumda ve İsmail'in dediği gibi yani şu an bir sosyal hayatı burada yaşama durumunuz yok. O yüzden bence şu an Kahramanmaraş şehrinin çok ciddi bir kısmı yıkıldı. Yıkılan kısma tekrar anladığım kadarıyla bir yerleşim verilmeyecek. Ve burada sanayiyle, az evvel söylediğim gibi sanayiyle hayat iç içe olduğu için burada evet bazı kesim için çok hızlı bir şekilde konut yapılması lazım ama şimdi bizim burada canımız yandı. Biz yani gerçekten görüyoruz. Birçok insan bunun travmasından çıkamayacak. Birçok insan artık Maraş'ta belki yaşamayı tercih etmeyecek. Yani bir sonraki deprem maalesef İstanbul'da bekleniyor. Yani buranın, İstanbul'daki insanların, yani bu söylediğim çok ütopik geliyor ve bugün de biraz kalpsizce geliyor, bunu da biliyorum ama 3 yıllık, 4 yıllık, 5 yıllık vadede İstanbul'dan hem şirketleri hem beyaz yakanın burada yaşayabileceği şekilde bir yerleşim yapılması lazım. Çünkü bu felaket artık İstanbul'da yaşanamaz. İstanbul'da yaşanırsa yani Maraş'ın sanayisi de biter. İnsani olarak çok büyük bir dram olur. Ya ben şundan korkuyordum, açık konuşayım yani. Benim arkadaşlarımın büyük bir kısmı İstanbul'da. Ya burada bir deprem olursa ve ben arkadaşlarımın büyük bir kısmını kaybedersem ne olur? Ben burada akrabalarımı kaybettim. Ben arkadaşlarımı kaybetmek istemiyorum. Artık oradan bu işe bizim çok net bir adım atıp Maraş'ın, Adıyaman'ın, Hatay'ın yerleşimini bu ölçüde doğru düzgün planlayarak bu felaket, deprem illaki olacak, bu felaketi tekrar yaşamadan atlatmamız lazım bence. Bu bence çok ciddi bir ülke meselesi. BK meselesi bence yani. Ben bir küçük ekleme yapayım. Şimdi Burak Korhan Harifoğlu'nun bıraktığı yerden şu konuyu bir söylemek istedim açıkçası. Bir an önce işte tabii kalıcı konutların yapılması konusunda hükümetin de bir kararı var, tavrı var. Fakat bu sefer artık yer seçimlerini çok doğru yapmamız gerekiyor. Bir de şimdi hızlıca alelacele yapmaya kalktığımızda da hata payımız çok yüksek olabilir. O hataları yapmamaya özen göstermemiz gerekiyor. Buradaki sohbetlerimizden çıkan taleplerden bir tanesi de bu. Buna da dikkat edelim diyor. Teşekkürler Sayın Munyar. Kahramanmaraş hem toprak anasından hem devlet babasından şefkat istiyor. Biz ekonomi ekibi olarak iyi günlerinde buradaydık bu şehrin. Umarız kötü günlerinde de bu şehirle birlikte olmaya devam ederiz. Sorunlarını aktarmaya devam ederiz. Ki çözüm önerileri öne çıksın, çözülsün. Teşekkür ederiz.